اللهم صل وسلم على رسولنا محمد سيد الاولين واخر مدد يا رسول الله مدد السادات واصحاب رسول الله مدد يا مشايخ الدستور ما شاء الله فاز على شيخ محمد على الحقاني مدد طريقاتنا الصحبه والخير في الجمعيه الله عز وجل her şeye bir vakit koymuş. O vakit gelince o iş hasıl olur. İnsanların kendi bazı şeyler isterler. O vakit olmayınca o işe işi olmaz. Allah Azze ve Celle'nin takdiri Ehsan'ın Halik'in Subhanallah. Allah her şeyi en güzel şekilde yaratmış. Bizim en ufak bir şeyden en büyük şeylere kadar Allah Azze ve Celle hepsini hesabıyla yapmış. Her şey Bismillahirrahmanirrahim. Kullu şeyin endehu bir miktar. Her şeyin hesabı var, vakti var. Nereden gidecek, nereye gelecek, nasıl olacak? Onların bütün bu kainatın sırf sen değil, akıl sır idrak etmez Allah'ın kudretini. O kudretle kainat yürüyor. Onun için bir şeyler olacaksa senin acele etmenle, şey yapmanla olmaz. Bazı kendi senin işlerin olabilir de bu dünyada olacak şeyler onun ilmiyle, onun iradesiyle olur. Dünya kaç bin senedir insanoğlu yani Adem Aleyhisselam'dan dünya Adem Aleyhisselam'dan tabi daha eskidir. Ama o şey olarak bizim Ademoğlunun vakti kaç bin seneden beri gidiyor. O vakit dolmaya yaklaşıyor. Ha ne kadardır? Onu Allah bilir. Çok yakındır. Evliyalar her şeyi Allah'ın iradesiyle o şeyi çok az insanlara Allah Azze ve Celle vermiş. Onlar da ne zaman olacağını söylemezler. Ama yakın olduğunu müjdeliyorlar. Çünkü Kur'an-ı Azimuşşan'da da yaklaştı, kıyamet yaklaştı diye haber veriyor Allah Azze ve Celle. Onun için Adem Aleyhisselam'dan şimdiye kadar olan vakit ne kadar olduğu Allah bilir ama vakit olarak vaktin sonuna geldiğimiz Ademoğlunun bu vakit artık yaklaştı, yaklaşmıştır. Ona göre hesap edecek, ona göre kendini şekil düzen vermesi lazım insanlar. İnsanlar daha fazla kuduruyor, daha fazla günaha giriyorlar, daha fazla isyandadırlar. Yani bu zannediyorlar ki ilelebet burada kalacağız. Zaten ilelebet kalsa bile senin ömrün var, senin ömrün bitecek, o ahirete gideceksin. Onun için hem dünyanın insanoğlunun vakti bitmeye kalkıyor. Hem kendinin Allah bilir bir saat sonra yaşar mısın, yaşamaz mısın?
Onun için biz burada ne için yaşıyoruz diye düşünmek lazım. Mümin selamettedir. Eslem teslam demiş. İslam ol, selamet ol. Yoksa ne dünya kalacak, ne sen kalacaksın. Kalacak olan ahirettir. Ona hazırlanmak lazım. Onun bizim hakiki yurdumuz odur diye onu bilmek lazım. Ona göre hazırlık yapmak lazım. Hazırlıkta Allah'ın sana emrettikleri, onlar da Allah kimseye zor bir şey vermez. Kolaydır. Onu yapıp devam edin. Ne zaman saat gelir, saatin vakti zamanı gelince selametle çıkıp gidersiniz. Allah bize iman selamet versin. Allah korusun şeytanların şerrinden. Ve minallahi tevfik. El-Fatiha.